Hayır. Tamı tamına bir aydır evden çıkmıyorum. Bir aydır evdeyim. Tam bir ay. Arkadaşım diyor ki her vatandaş senin gibi olsa herhalde ülkede korona biter. Biter. Bence niye bitmesin? Şimdi de arkadaşım alacak beni. Yıllar sonra görüşeceğiz. Yüz yüze atılımdan. Okuldan arkadaşım. Kahve içeceğiz. Böyle makyaj falan yaptım. Çok garip hissediyorum kendimi gerçekten. Çok fazla sosyalleşmişim. Yani mesela dışarı çıkma yani arkadaşımla vakit geçirme fikri bile o kadar şu an eğlenceli geliyor ki. Umarım canım arkadaşım sen de yıllar önce bıraktığım gibi hala eğlencelisindir. Umarım ne olacak bu memleketin hali? Hay korona, vay korona. Aşı yaptıracak mısın, yaptırmayacak mısın? Ülkeler şuraya gidiyor. Bunların hepsi bir oyun gibi. Diyaloglara girmeyiz. Ama düşününce de eğlence maksatlı ne konuşuyorduk hiç bilmiyorum. Ne konuşuluyor? İnsanlar ne konuşuyor? Ne konuşuyorsunuz ya? Şu an şey gibiyim. Ormandan çıkmışım. İnsanla ilk defa tanışacağım. Hani yıllardır sanki hayvanlar beni yetiştirmiş. Büyütmüş. Tarzan gibi hissediyorum kendimi bilmiyorum. Şu an sandalyem olmadığı için böyle duruyorum bu arada. Bu bana çok garip hissettiriyor şu anda. Evet çok garip. Ben bir manzaralı bir yere gidip kahve alıp çekip sohbet ederiz herhalde. Hala bilmiyorum. Öyle. Bunu bir vloglasam mı diye düşünüyorum da. Eğer bunları atıyorsam vloglamışımdır. Ya da ben yok vlogla birleştirmeme gerek yok ki. Bir şekilde atabilirim bunu. 15 dakika sonra burada. En azından bu süreçte saçlarım uzuyor böyle düşünebiliriz. Biliyorsunuz ki saçlarımdan mutsuzum. Şöyle topladım o yüzden. Yüzyılın ilk kahvesi. Şuraların bomboş olacağını kim düşünebilirdi ha? Çok mutluyum. Sosyalleşiyorum. Karşıdan karşıya geçme korkumun olmasına kaç point? Allah'ım centilmen insanlar kalmış yol verdiler bana. Anladılar bu geçemez. Bunda bir sıkıntı var diye. Geçemiyor musun sen? Yok korkuyorum. Hadi canım. Aynen. Ay daha şimdi kim karşı... Ay hey hele bu yolda karşıdan karşıya geçme. Evet, sen de yok sadece bir taraftan var sen. Ben şu tarafa geçeyim de inşallah. Canım arkadaş. Canım arkadaşım. Yükselen dedi. Ulan bari söyle. Ha iyi tamam. Sana ihtiyacım kalmadı. Thanks. Kış 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 kış. Selam ballar. Bugün çok güzel bir konuyla birlikteyiz. Bilmiyorum motivasyonum düşük şu an ama bu videoyu çekmek istiyorum. Aa çok düşüksün Dore. Bunu yapmasam mı acaba şu an? Neyse motivasyonumu yükselteyim. Ulan motivasyon. Ben Bora aldı foro. Ben bunları aslında not aldım, yazı yazdım. Yani sahtekarlık yapmak istemiyorum. Bunları yani ilk defa bir şey böyle not alıyorum. Not aldığım şeyleri birebir aslında anlatmak istiyorum. Arada biliyorsunuz böyle konudan konuya sıçrıyorum ama bu videoda bunu yapmamaya çalışacağım. O yüzden diyorum ki acaba okusam mı? Yani okusam daha tatlı olur, daha hızlı olur, daha net olur diye düşünüyorum. Çünkü ezberle salak yap buradan işte hani böyle çaktırmadan. Her arada nasıl kat koyacağım ya araya şöyle oku. falan bunu istemiyorum şu an bundan vazgeçtim. Okuyorum bunu ben yazdım kendim yazdım. Biraz da kısa olmasını istedim. Başlıyorum. Frekansımızı en basit yöntemle doğal yaşamın akışına uygun olarak yükseltmenin en kolay yolu yaşam amacını bulmak. Yaşam amacını bulmak genel olarak çok geniş ve derin anlamları olan bir tabir olsa da bugünkü üzerinde durmak istediğim versiyon daha çok dünyasal yani maddesel. Senin ruhunun neyin mutlu ettiğin aslında. Tabii bunu böyle söylemek çok kolay. Çünkü etrafımıza, sistemde ayak uydurmaya çalışan bizlere dönüp baktığımızda birçoğumuz ne istediğimizi bile bilmiyoruz. Bu doğru. Kendimizi tanımaya bile fırsat yaratamıyoruz. Bu da çok doğru. Bu çok normal. Eğer kendini kaybolmuş hissediyorsan, inan bana, yalnız değilsin. Aslında dünya simülasyonuna baktığımızda normal olan bu sözde. Mutsuz olmak gibi. Mutsuzluk da, kaybolmak da yazılımda olan şeyler. Yani dünya simülasyonunda olan şeyler. Buradaki amacımız ise bu. Bizi karamsarlığa sürükleyen, her zaman çiçek bahçesi vaat etmeyen sistem içerisinde kendi yolumuzu bulup yükselişe doğru adımlar atmak. Hem kendimiz için hem dünya için zannetmek senin mutluluğunla yarattığın negatif frekansın sadece seni ilgilendiriyor.
Hayır. Yarattığın her eylem ya da her eylemsizlik, ki bence aslında eylemsizlik de bir eylemdir, dünyanın bir ucundaki bambaşka yerlere dokunuyor. Kelebek etkisi misali ama bu da başka bir videonun konusu. O yüzden devam edelim. Yaşam amacı denilince benim de eskiden aklıma çok büyük şeyler gelirdi. Cidden öyle yani. Penguenleri kurtarmak, kutup ayıları ölmesin, ağaçların savunucusuyuz, açlığı ve kıtlığı bitirmeliyiz gibi. Evet, tabii yaşam amacı bunlar olan insanlar var ve onlara minnettarız. Masal anlatıyorum sanki. Sonsuz teşekkürler, ki cidden öyle. Ama bir de daha sıradan, daha zorlayıcı yaşam amaçları olanlarımız var. Bunu bulmanın en kolay sorusu şu. Ben ne yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum? O şeyi yaparken ruhumla bedenimin tamamlanmış olduğunu hissediyorum. Üzerimde bir huzur ve tamamlanmışlık hissi oluyor. Heyecan oluyor. Kendimize sormamız gerekenler aslında tam olarak bu. Evet, farkındayım. Belki kulağa biraz basit ve kolay geliyor ama zorlayıcı olması gerektiğini kim söyledi? Ben ne yaparken kendime ait olduğum yerde ve tamamlanmış hissediyorum? İşte bu sorunun cevabı senin yaşam amacın. Frekansını otomatik olarak yükselten şey. Peki ne alaka Dora yaşam amacı ile frekans arasındaki bağlantı ne dersen de bal. Cevap çok basit. Yaşam amacını gerçekleştirirsen gerçekleştirme esnasında mutlu olursun. Mutlu olmak demek mutluluk hormonlarında artış olması ve vücudunun her bir hücresine, atomuna, atom altı parçacıklarına iletilmesi ve beslenmesi demek. Ve bu da doğal olarak titreşimini yükselterek frekansını yükseltecek. Zaten kim daha mutlu olmak istemez ki? Ve bu yükselişle birlikte çekim yasası tabanlı, çevrenize de titreşimi yüksek insanları ve durumları çekeceksiniz. Bu şunun gibi. Para parayı çeker. Evet, çünkü evrende aynı kutuplar birbirini çeker ve ne olursa olsun sen ne olursan onları çekersin. Şansın katlanır ve büyüyerek ilerlemeye devam edersin. Burada önemli olan tek husus, mutlu olduğun şeyi yapmak derken insanlara zarar veriyor olsa da yap demek değil. Eğer zarar vererek kendini iyi hissediyorsan, kendine ya da başkalarına, o zaman bir uzmandan yardım almanı öneririm. Travmaların varsa çözülür ve sen de senin ruhunu tatmin edecek şeyler yapmaya başlarsın ve sen mutlu olursan çevren de mutlu olur. Yani sen mutluysan herkes mutlu. Akıllarda tek bir isim. Lerzan mutlu. Evet, anlıyorum. Çünkü aynı şey benim de aklıma geldi. Şimdi bu da bunu şu şekilde. Böyle mi çeksem artık videolarım? Hani hem yazıp okuyup sonra bunu bir de kendi ağzımla harmanlayıp, yani yetmiyormuş gibi de beyninizi kendi iki isimle formatlamak. Aslında evet, söylediğim sözlerin arkasındayım. Çok kolay gibi görünüyor olabilir. Çok basit görünüyor olabilir. Şu an çok maddeci görünüyor da olabilirim. Ama hepimizin bu dünyaya gelişinde bir görevi ve bir amacı var. Yani hiçbir şey yapmasan, sadece bedensel, titreşimsel frekansın bile dünyaya bir katkıda bulunsa, dağda tek başına bile yaşasan, bu da bir görev aslında. Biz görev deyince böyle çok anlamlar yüklüyoruz. Aslında o kadar da anlam yüklememek lazım. Yani konuş şu, neyle mutlusun? Yaşam amacını bulma yönteminle ilgili video çekeceğim ve yorumlarda bunu tartışacağız, bulacağız. Herkes bununla ilgili bir şeyler yazacak ama bu bir sonraki videonun konusu. Şu an için sadece yaşam amacını algılamanızı ve benim de bir tık daha idrak etmem için bu videoyu çektim. Yani çektiğim videolar sadece sana katkı değil bal, kendime de katkı oluyor. Ben yaşam amacımı buldum. Yıllar önce buldum. Yani yaklaşık 3-4 yıl önce. O yüzden mutluyum. Ama biliyorum ki birçoğunuz gerçekten bu hayatta ne yapmak istediğini bilmiyor. Nereye gitmek istediğini bilmiyor. Neyden keyif aldığını bilmiyor. Çünkü hepimiz o süreçlerden geçtik. Yani hiçbirimiz farklı değiliz. Yani kim olsun, kralı gelirse gelsin, her zaman o da kendini sorguladı. Neyle mutlu olmaya çalıştığını anlamaya çalıştı. Ona neyin iyi geldiğini anlamaya çalıştı. Bu da aslında kendini gözlemleyerek gerçekleşiyor. Bu şu anki video ile birlikte senin yaşam amacın ne? Onu biraz sorgulamanı istiyorum. Yöntemlerini bilmeden, yani kendi salt bilgilerinle, salt zihninle, şu an tükürdüm galiba, bunu sorgulamanı, kendini sorgulamanı istiyorum. Bugün biraz enerjim düşük aslında çünkü dışarı çıktım. Aslında videonun başında koyacağım galiba ben bunu da, izlemişsindir. Yoruldum yani, bayağıdır dışarı çıkmıyordum ya, böyle şey garip hissediyorum şu an kendimi. Böyle bir yorgun hissediyorum. Halbuki oturdum yani, hiç de bir şey yapmadım. Çok az yürüdüm. Ama bilmiyorum, böyle üzerimde garip bir kırgınlık var. Sanırım uykusuz olduğum için. Video yayınlandıktan max 1 saat içerisinde full online'ız yorumlarda. Hepimiz yorumlaşıyoruz, aklında olsun bal. O yüzden zil sesini aç, abone ol, işte sana bildirim gelsin. Çünkü fikirlerini beyan ettiğinde şişten geçmiş olabilir. Hepinizin fikri çok değerli. Aşağıda kaynatıyoruz zaten. Ama bu konu üzerine özellikle konuşmak istiyorum. Yani aşağıda bir beyin fırtınası dönsün isterim. Yaşam amacı denilince aklına ne geliyor? Sen yaşam amacının ne olduğunu düşünüyorsun ki, bunu dediğim gibi bir sonraki videoda da soracağım, aşağıda konuşacağız. Yapmaktan en keyif aldığın şeyler neler? Bunları düşünmeni istiyorum. Eğer çok özel değilse, paylaşılabilir bir şeyse aşağıda paylaşmanı istiyorum. Başka? Böyle. Belki şu an enerjim sana çok düşük geldi. Bal ama
soft bir enerjim var. Şu an aslında biraz da kırgın bir enerjim var. Nefes almakta zorlanıyorum, garip hissediyorum. Acaba atmasam mı bu videoyu bilmiyorum. Bir kere zorlama bir video attım çünkü hepiniz dediniz ki ne oldu Dora, iyi misin? Bir şey mi var? Mutsuz musun falan diye. Ama şu an mutsuz değilim aslında, yani mutsuz olacağım bir şey yok. Belki gece de çekerim makyajımı silmemiş olursam. Ya ama silsem de çekerim, ne var? Böyle. Abone ol. Zil sesini aç ki bildirim gelsin. Bildirim gelmiyor diye sürekli yazıyoruz, konuşuyoruz. Bunun farkındayız. O yüzden lütfen bildirimin için zil sesini aç. Ve Instagram'ımı da buralara, bir yerlere bırakacağım. Instagram'ımı da takipte ol. Çünkü her platformda aslında farklı bir karakterimi yansıtıyorum. Umarım yakında Twitch'e falan da girmeyi planlıyorum ama bilmiyorum. Orada da böyle eğlenceli ve farklı bir kişiliğimi ortaya koyacağım. Sizlere katkı olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, şıkla kalın ve hoşça kalın. Bay bay. Ah ulan motivasyon. Bak videoyu kapattım, şu an bir eğlence geldi. Niye böyle oldu? Bir su mu içsem ben, ne yapsam? Şöyle su şişelerini kullanıyorum. Geçen sırf bunun için süt siparişi verdim. Çünkü diğerleri yetmiyor. Küçük küçük böyle kaplar bana yetmiyor. Bardaklar da yetmiyor. Alın böyle bir süt. Cam şişede. İçine doldurum. Normalde içine tarçın kabuğu ve karanfil de atıyorum. Bugün temizledim içini. İki gündür aynı tarçın kabuğu duruyordu. Bence sürekli su için. Su içmeniz lazım bu arada. Su. Her şey su ile başlayacak. Bir de becersem. Şimdi kapatasım gelmiyor videoyu. Sanırım yıllar sonra rimel sürdüm. Wow. Önemli bir video size paylaştım. Çünkü... Su için bol bol. Öpüyorum sizi. Gözümün feri yok gibi. Neyse, kendime niye bu kadar takılım olur ya? Hep neşeli olmak zorunda değilim bence, değil mi? Şu an neyi fark ettim biliyor musun Bal? Ben uykusuzken tamam, bak bunu biliyordum. Modum düşük. Hani böyle bir ruhum çekilmiş gibi falan oluyor. Bak şu an bile böyle gülmeye mimiğim yok. Bunu mikrofonsuz çekiyorum cızırtı için, affedin. Uyku. Uyku. Mutsuz değilim. Sadece uykusuz. Yani uyku bu kadar mı bir insanı etkiler ya? Etkiler. Niye etkilemez? Bak yavaş yavaş neşem yerine geliyor galiba. Ben bugün hiç yemek yemedim. Bence problem bir de bu. Ben hiç yemek yemedim. Benim niye... Bir insanın önce enerjisinin olması için yemek yemesi lazım. Hani o kadar enerji diye kafayı yemişim ki böyle hani şey olarak. Yemekten alacağım ana besin kaynaklarımdan vücudumun ihtiyacı olan somut enerjiyi gözden kaçırmışım. Ben de diyorum elim kolum niye tutmuyor ya? Bir de nereden fark ettim biliyor musun? Bak, videoyu izliyorum evden çıkmadan önceki şunu. Gördün zaten sen. Burada da enerjim yok. Hani bir tık daha iyiyim ama burada da yok. İşte bu tıklık dışarıda gitti, yürüdüm mürüdüm falan diye. Şu an o yüzden sıfırım. Burada en azından böyle milim bir... Bir ufaktan, bir ıktan hani bir enerji var. O da yeni uyandığım için, açlıktan gebermediğim için henüz. Ama şu an geberiyorum. Neyse çözümü bulduk, ben gideyim. Ne bakayım, ne yapayım? Kelebek etkisi misali ama bu biraz... Okumayı bile unutmuşum.